Merhaba canım arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz sesli gazetemize bugün ayın 7'si mi oldu 7 Nisan pazar günündeyiz pazarınız hayırlı mübarek olsun güzel pazarlar geçirmişsinizdir inşallah çünkü seyrettiğiniz vakitte akşam olmuş olacak şimdi bu sabah bir video koydum aslında bir iki haftadır oradaydı da uygun zamanı bekliyorduk araya bir seçimler meçimler girdi işte hani bir ara demiştim size Türkiye'den gelen e, arkadaşlarım vardı sağ olsunlar bana bir sürü şey getirmişler. Onlardan bir tanesi de İde'ydi. İde'yi iş yerindeki arkadaşları spontane bir şekilde öyle aklıma geldi. Götürdüm tattırdım falan Onlar işte e, çektim kamerayla falan onları da video yapıp koyduk. Şimdi orada tabii e, pek çok arkadaş <laughs> şey yapmış yorum yazmış. Onu da seyretmediyseniz o videoyu da bir seyredin lütfen. İğdeyi kabuğunu soyup yiyeceksin falan diye. Vallahi iyi değil. Tercih sebebi o yani. Kabuğunu soyarak da yersin, soymadan da yersin. Ben soymadan yiyordum. Soyanlar da var. Bazen soyduğum da oluyor yani. Çok taze ise falan dalından yiyorsan soyabilirsin de. Ama yıkarsın, kabuğuyla da yersin. Sonuçta vitamini kabuğunda yani. Değil mi? Ya ben yumurtayı da mesela kabuğuyla, <laughs> kabuğuyla götürüyorum. Yani öyle lap diye yutuyorum yani. Çünkü vitamini kabuğunda. Öyle demişler yani bayağı bir dikkatimi çekti. 8-10 tane arkadaş kabuğunu soymak lazım falan diye de. Neyse öyle ilginç bir deneyimdi. Seyredin arkadaşlar. Bakalım bir dahakine pişmaniye götürmeyi düşünüyorum. Pişmaniye denettireceğim şeyleri iş arkadaşlarıma. Böyle enteresan bir video olabilir. Hadi bakalım ben sesli gazeteye geçeyim. Dün Sesli Gazete'yi yaptıktan sonra haberler düşmeye başlamıştı. Dolayısıyla dünkü Sesli Gazete'nin içinde yoktu ama biraz da gündemi yakalamak adına zaten biliyorsunuz YouTube'da ciddi sorun yaşıyoruz. Kapağı yani gündemle alakalı yapmış oldum. Dün siyasal İslamcıların iki yüzlülüğünü bir kez daha Türkiye gördü. Bazıları hariç tabii. Ama ciddi böyle de bir uyanış var. Bu... E, mitinglerinde bile adamlara seçim mitinglerinde bile Tayyip'e karşı İsrail'le işte işbirliğini durdur bilmem işte ticareti durdur yazılı işte pankartlar yazanlar sonra apar topar buna rağmen bunu bilmesine rağmen gözaltına alınanlar falan oldu biliyorsunuz. Bu enteresan bir gelişme Türkiye'deki konjonktür açısından baktığımızda çünkü bugüne kadar yani protesto kültürü zaten olmayan bir toplum hani böyle şeyleri bir de Tayyip'in karşısında falan olması yani Türkiye'de mesela pek çok haksızlıklar varken, yıllardır varken bu buna dile bunu dile getirmeyenlerin bu konuda daha hassas olmaları o da tabii meselenin ayrı bir boyutu arkadaşlar. Şimdi e, aklımıza tabii bu e, şey olaylar çıktığında işte Hamas işte bir terör operasyonu yani giriyor işte orada insanları masum insanları alıyor götürüyor filan. Ondan sonra işte İsrail'de 20 bin 30 bin tane orada insan öldürdü. Ekseriyetle de çocuklar filan. Şimdi bunlar çıktı bu 200 herifler dediler ki işte boykot edelim bilmem ne falan. O görüntüleri burada da paylaştık şimdi. Hatırlayın şey işte Bilal Erdoğan'ın mal oğlu mal. Ee, çıktı ne dedi işte boykot etmek de yetmez dedi Galata, Galata'da mı sirkeci demin öyle bir e, miting yapmışlardı boykot etmek de yapmaz şunları da yetmez şunları da şunları da yapalım şunları da şunları da yapalım diyor ama pezevenkler sizin de tanıdıklarınız kankileriniz ahbabınız eşiniz dostunuz yapıyor bu ticareti zaten hiç dedin mi orada ticareti de durduralım filan diye yani ya boykot edelim demeyeceksin ya da öbür türlü yani bu herifler yani Şimdi mesela boy, o kadar adam Starbucks'a girdi orada adam kahvesini içiyor kardeşim parasını vermiş onların kahvelerini dökenler densizlerden tut da neler neler gördük değil mi böyle sen onlara bir çift laf etmemişsin ya böyle aptalca boykot mu olur böyle bir şey mi olabilir diye sesini çıkartmamışsın yani şimdi insanlar Türkiye'de işte size karşı ticaret yapmayın ticareti kesin dediği zaman böyle, bir uylanıyorsun bir işkilleniyorsun filan Tabi bu uyanışın çok enteresan işte kelebek etkisi deniyor. Bu artık Fransızca da mı var bilmiyorum ama kelebek etkisi galiba e, literatürde, dünya literatüründe olan bir şey. Efe Papyon bir yerde bir şey olduğu zaman onun etkisi böyle ufak 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 yayla yayla. Aynı bu işte mesela birisi Tunus'ta bir, bir seyyar satıcı kendisini yaktı. Bir Arap baharı denilen bir şey ortaya çıktı. Ve bundan dolayı 10-15-20 tane ülke, bir sürü dünya etkilendi bundan. İnsanlar yüz milyonlarca, binlerce insan etkilendi bundan. Onun gibi. Şimdi burada da bu etkiyi başlatanlardan bir tanesi de gazeteci Metin Cihan. Metin Cihan daha önceden bu Rümeysa, Rümeysa Anur, bak hep unutuyorum ya. Bunu da geçen konuşurken yine unutmuştum. Ee, Nurettin Canikli'nin böyle işte başını çekti bu kızın işte öldü öldürüldü, nasıl öldü yani bir cinayet var bir, bir, bir ölüm var yani bu ölümle alakalı alakalı bunu haberleştirmişti. Nurettin Canikli'nin de içinde olduğunu çünkü Nurettin Canikli de böyle işte kızın babası zaten ölmüş acılı ona işte dava açıyor sağlık raporu işte bunun kafası yerinde değil deli raporu falan böyle bir acayip acayip bir hale dönüşmüştü bu dava AKP'li varsa zaten içinde öyle oluyordu yani bunun bir parmağı vardı bu adamın ne olduğunu yani çok da anlayamıyorum bu adam öldürttü mü, kazara mı oldu ne oldu bilmiyoruz. Aynı o evinde e, işte Özbek e, bir tane kızcağız öldürüldü filan hemen dosyayı kapattılar intihar mı intihar mı dediler biliyorsunuz bu AKP'lerde böyle. Ya Metin Cihan diyordum. Metin Cihan bu son e, dönemin en önemli gazetecilerinden bir tanesi. Bunların hepsini ortaya çıkaran o oldu. Yani en başından itibaren işte İsrail'le ticaret gemiler bilmem neler falan. Şimdi ben tekrar tekrar söyleyeyim yani. Bakın ticaret yapmak falan iki ticaret yapan şirketin yani o savaştan dolayı onları sorumlu tutamazsın. Şimdi adam ticaret yapıyor, para alıyor, veriyor. Normal bir şey yani. Ama bu namussuzların hepsi tamam bu ticareti ellerinde tutanlar edelim boykot edelim diyenler bizim bütün kinimiz nefretimiz bu heriflere iki yüzlü dememizin sebebi bunlar şimdi bunu sadece biz görmüyormuşuz Allah'tan görenler de varmış bu işte dün akşam arkadaşlar saat 5 gibi filan bu haberler düşmeye başladı İsrail ile ticaretin kesilmesi için Filistin için bin çağrısıyla Beyoğlu'na toplanan kadınlar ters kelepçe takılıp dövülerek gözaltına alındı benim başörtülü bacılarıma saldırdılar. Şimdi tabii bu işi de sulandırmak için baktım ben trollerin falan hesaplarını falan tabii düşüyor. Orada işte bu aslında bunu solcu, komünist, asallacı, PKK'cı hesaplar bunları böyle alevlendiriyormuş pompoştur. Işte böyle bir medyaya bir şey veriyormuş da bunlar da gaza geliyormuş falan. Tamam bak bak sen. Hiç yani ne doğrulayabiliyorlar, ne yalanlayabiliyorlar. Böyle de utanmazca bir çıkmazın içerisindeler. Yani bunu ne doğrulayabiliyorlar? Evet sizin şirketleriniz bir sizin şirketi yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Ne yalanlayabiliyorlar? Böyle de bir şeyin içerisinde. İşte tabii geçmişte biz bunların başörtülü bacılarımız bilmem ne bilen üzerlerine işediler, sıçtılar bilen bir sürü şey. Türkiye'de en fazla zulmü, başörtülülere en fazla zulmü yapan kesim bugüne kadar AKP oldu. O 28 Şubat bilmem ne filan dedik ya en azından yani böyle çıplak aramalar, bilmem neler, bu tip şeyler yoktu çoluğuyla çocuğuyla insanlar gözaltına alınmıyordu bak 28 Şubat sürecinden. 28 Şubat sürecini e, hani masum göstermek için falan yapmıyorum yani bunu. Bu AKP bu kadar namussuz. Kendisine biat etmeyen herkesi kim olursa olsun dindar, dinsiz, budist, Yahudi hiç fark etmez yani. O önemli olan kendisine biat etmesi. Kendisine biat etmediyse o insan yerine bile koymuyor. Dolayısıyla sen ya e, ee, kardeşim yani protesto yapmaya gelince iyi değil mi? İşte İsrail'i boykot edelim oraya insanları toplayınca iyi. O insanlar işte gidip densizler Starbucks'u basıp Starbucks'taki işte kahvesin, kahvesini parasını verip alan insanların kahvesini döktüklerinde sen bunları sesini çıkarma iyi. İnsanlar aptal aptal kolaları sokaklara döksünler biriniz içinizden çıkıp diyanetidir ne... böyle aptalca bir boykot olmaz demesin bu zaman iyi. Ne var ki birisi sizin ticaretinizi kardeşim ticaret yapıyorsunuz yani siz milleti salak yerine mi koyuyorsunuz dediği zaman o kötü. O çok kötü oluyor böyle. Ee, yani bu tabi her zaman olduğu gibi aklımıza e, burada polisin bir şiddeti var. Bu e, bir tane e, orada bir Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şeyin Özlem Zengin'in polis şefi olmuş hali diyebiliriz. Yeşil gömlekli bir kadın var artık emniyet müdürü mü, emniyet amiri mi neyse geliyor orada işte kelepçelikleri bir kadına tokat atıyor. Bir kıza tokat atıyor yani tokatı yapıştırıyor kız savunmasız bilme ne yapacak yani o kadar şeyin içerisinde. Birisi bir şey paylaşmış olan geçen bundan bir sene önce falan Taksim'de işte bu pornocular diyor şey para dağıttılar diyor rahat rahat <laughs> bir başta bir başa kimse bir şey demedi diyor. Orada diyor bir İsrail yani İsrail'le ticaret protestosu yapıldı diyor. Orada bütün polisler Hükümete karşı olduğu için hemen böyle buna mani oldular, engel oldular falan. Polis de kendisine sordum ya ben niye bu kadar AKP'den daha çok AKP'ciyim falan diye. Yani ne, ne bu cüret falan. Şimdi şey polislerinin videosu aklıma geldi. Yemin töreninde böyle bin tane polis bir spor salonunda işte böyle köpek işareti yaparak tamam mı böyle yemin töreninde işte o seremoni yapıyorlar onlar. Bunlar nereye daldı? Bunlar ne oldu? Değil mi? Yani sen bütün polis sistemini, kolluk kuvvetlerini bunlarla ele geçirmişsin. it kopukla yani. MHP'liler, işte AKP'ler de bunlarla ele geçirmişsin. Her gün görüyoruz bu da, her gün yapıyoruz. Nerede bir protesto olsa bir arbede yaşanıyor. Polis, polisin başındaki neyse işte kuytul hocacılar olur, bilmem işte bunlar olur falan. Geliyorlar, Müslüman kesilmiş değilmiş, muhafazakarmış değilmiş bakmıyor. Ağzına burnuna giriyor kabaca. Böyle ahlaksız adamlar bunlar. E nereden çıkıyor bunlar? İşte o bu işareti yapıp e, sen bunlara ödül töreni yaptırırsan bunların içerisinden çıkıyor. Taksim'de İsrail protestosuna polis şiddeti yaklaşık 30 gözaltı. ya yani ben şu görüntüye bakınca utanıyorum. Eylemciler ters kelepçeyle gözaltına alınırken polisin bazı eylemcilere tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Yani şey diyor, bir tanesi yazmış lan diyor, İsrail'de de Protestolar var Netanyahu'ya karşı. Yani İsrail'de İsrail'i daha rahat daha özgür bir şekilde protesto ederken Türkiye'de edemiyorsun yani. E niye? Çünkü o Tayyip'e dokunacak işte AKP'ye dokunacak. Ben işte onu diyorum yani polis nasıl bir AKP'lilikse bu polisteki o polis şefi neyse onları karşı nasıl bir AKP'lilikse böyle direkt olarak bir savunma mekanizmasına giriyorlar bunlar. Direkt böyle hemen AKP'yi koruyalım bir koruma mekanizması yani. AKP'ye kim muhalefet ederse hemen protesto ederse ağzını burnunu kıralım şiddet gösterelim onlara. Enteresan. Şimdi konuyla ilgili devam edeyim ben arkadaşlar. Ali Yerlikaya Ali Yerlikaya demiş ki tweet atmış bugün bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden soykurma varan katliamlarda bulunan İsrail ile ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Bak şimdi bak şak bak Filistinli kardeşlerimizle zulümden filan kardeş Filistin kardeşlerimiz Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış. Ancak bir grup tüm uyarılara rağmen diyor ki yani biz onlara izin verdiğimiz ölçüde insanlar gösteri yapabilir. Biz size iznimiz bitti tamam artık dağılacaksınız. Başka gösteri yapamazsanız protesto filan öyle bir hakkınız hukukunuz yok. Bizim sadece size gösterdiğimiz nokta üzerinde, konu üzerinde protestonuzu yapabilirsiniz. Gazze işgal ediliyor, işte insanlar bombalanıyor, 20-30 bin çoluk çocuk orada öldü, bunları protesto edebilirsiniz. Ama oraya giden yollar, bilmem olmaz, olmaz, olmaz diyorlar. Ondan sonra protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış, devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir diyor. Çok enteresan arkadaşlar devlet e, devlet güç pardon kaçırdım yine devlet büyüklerine hakaret ederek diyor. Ulan kindir kerif ya. Devletin büyüğü falan olmaz. Eşşi eşşek, ol eşek. Devlet büyüğü ne lan? Böyle terimler uyduruyorsunuz götünüzden. Devletin büyüğü falan. Devlet büyüğü müsün sen? normal bir yerde sen devletin kulu köpeği olursun. Vatandaş sana sorar, it gibi, köpek gibi o sana sorduğu şeyi yerine getirsin, yaparsın. Bu ne böyle? Sen, bu tokat atan kim? Bununla alakalı bu emniyet müdürü, emniyet amiriyle alakalı bir soruşturma bilmem ne yapıldı mı? Hangi cüretle atıyor vatandaşa tokat? Protesto hakkı, bilmem ne hakkı bunlar yok mu? Devlet büyüğü. Ulan yıl 2024 olmuş, hani devlet büyüğü diyor. Ne devlet büyüğü? Dallama. Olayla ilgili 43, 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise, ise, ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olayla ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ya bilmiyoruz, böyle diyor. Orada diyor şimdi bunu. Ondan sonra işte olayla ilgili soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmiş olacak yani. Ya bu adam bu kadar şiddeti gösterdiğine göre orada, orada bir AKP'liliği var. Zaten bu şiddeti göstererek AKP'ye bağlılığını, sadakatini gösteriyor kadın. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor. Ha, paylaş. Sonra ee, dur bakalım. Evet, İsrail'in dev tarım şirketinin Türkiye ayağının MHP'li milletvekiline ait şirket olduğu ortaya çıktı. Nerede şey? Evet. Gazeli ile ilgili yola revan olmazsam namerdim paylaşımı yapan MB milletvekilli Hilmi Durgun'un İsrail'in dev tarım şirketi Hayfa'nın Türkiye ayağındaki faaliyetlerini yürüten agrosel firmasının sahibi olduğu ortaya çıktı. İşte Metin Can yine aynı şekilde bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki İsrail'in dev tarım şirketi Hayfa'nın Türkiye ayağı agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun yanlışım varsa düzeltin lütfen bilmem ne falan diye Metin Can bir şey yapmış. Evet agrosel'in işte bunlar çok milliyetçiler öyle bunlar milliyetçiliği bu kadar yani. Bu kadar. Başkalarına da vatandaş yapsın, boykot etsin vatandaş. Tabii bu boykotu biz yayalım yani. Zaten vatandaş boykot edemeyeceğini de biliyor ama biz boykot edemeyiz. Çok çalıştık bu gazı De Filistinli kardeşlerimiz öldürürken falan dedik biz boykot edelim ya. Oldu mu boykot? Olmadı mı bizden de biz dedik. Gereğini yaptık yani biz de üzerimize düşen sorumluluğu yaptık. Vatandaş boykotun etmediyse o bizim zorunumuz değil yani. Siz ne yaptınız? Ya biz de o ticaret tamam o başka bir şey o bizim işimiz ya yaparız. Evet. Bakalım başka neler olmuş. Akşener Nevşehir'de konuşmuş. <laughs> Dürüstlük nutukları atıp dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin kimden acaba? CHP'yi kastetmiyor. Deva'yı mı kastediyor acaba? Bilmem bilmiyorum. Gelecek Partisi'ni mi kastediyor? olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatma mümkün değil demiş. Şimdi acıları anlat. Çok acılar çekti. Evet bu kadın çok acılar çekti. Öyle çıplak aramaya maruz kaldı. Çoluğuyla çocuğu hapse girdi. Çıktı. Öyle tabii öyle acayip acılar çekti yani. Hiç bildiğiniz gibi değil yani. Değil mi? Ya öyle. Çok acılar çekmiş. O beraber işte bunun kendileri sayesinde parti şeye, meclise girenler seçilenler neyse çok büyük hırsızlar çıkmış. Sanki bugüne kadar o çok çıkan hırsızlara 17-25'te dahil olmak üzere hırsızlığını gidip suratlarına bunları söyleyebilmişsin de bugün böyle birilerinin hırsız çıkmasını böyle hırsız çıktılar ya filan diyor. Bu kadının şimdi bugün ağlamasının sebebi şey şuna benziyor işte bir yerde bir ödül töreni var. İnsanlara ödül verilecek mesela diyelim ki senin işte bir tanıdığınız arkadaşın işte uyuya kaldığı için kalkamadığı için o ödül terine gelemiyor ve ödülünü alamıyor. Sonra bakıyor ki herkes ödülünü almış bir tek o alamamış ama kendi iş yani. Dolayısıyla herkese böyle bir hırçınlık, herkese bir küstahlık, orada bir zırlama, ağlama, mızıkçılık gösterir ya böyle bir kişiyi düşünün. İşte Meral de derdi o. ...şerefini ortaya koymuştu ama... ...30 puanlık fark yedi Melih Gökçek. <laughs> böyle bir konuşması çıktı arkadaşlar. Bir yerde konuşmuş bu. Ankara'da şerefimi temin ediyorum. Öndeyiz. İstanbul'da... ...fark 6 puan. Seçime kadar 16 puanla ...çıkacak. Şu anda ben seçiliyim. Ben seçiliyim. Zaten ben öndeyim. Mansur Yavaş her gün benimle ilgili... ...şey yaptırıyor. Anket yaptırıyor. Bu adam kazanabilir mi filan Kendisini böyle etten püften... ...bir şey zannediyor dallama. Ee, ama şimdi tabii diyor ya Melih Gökçek, Ankara'da şerefimi temin ederim öndeyiz diyor. Şerefim ya. Para koysan anlarım. Yani senin şu şerefin kaç paralık ki yani şerefini temin ediyorsun. Olmadığını da gördük. Şerefini temin ettin. Ne oldu şimdi? Şimdi biz alacaklı mıyız? Sen verecek Ne oldu yani? Adam şerefini temin eden adam 30 panlık fark yedi Ankara'da. Ya bu çok şey. seviniyorum yani böyle bunların bu hallerini gördükçe. Ama işte adamlar da utanma arlanma olmadığı için namussuz namussuz gezmeye yaşamaya devam ediyorlar. Ondan sonra ne demiş? Ahmet Hakan AK Parti'nin ilk, sözleri, ilk çözmesi gereken sorun ne kibir ne şu ne bu gıda fiyatları. Gıda fiyatları evet. Tek, tek dert o Türkiye'de evet gıda fiyatları kibir falan kibire devam edebilirler. kibir bizim için bir sakıncası yok yani gıda fiyatları çünkü bizim işte Ahmet Hakan da biliyor. Şimdi bunlar giderse AKP giderse en çok etkilenenler bunlar ilk önce ilk sıradaki o gazeteciler Selviler bilmem neler falan olacak bunların musluğu direkt kesilecek düşünebiliyor musun yani? Dolayısıyla <laughs> gıda stoğu yapmak da istiyor olabilir yani şimdiden bir stoklayalım gıda çok pahalı ya. Yoksa kibire devam edebilirsiniz onda bir sorun yok. Evet, Afrika'dan gelip kaçak çiftlik yapmış arkadaşlar Türkiye'de. İBB Afrika ülkesi Burkina Faso vatandaşı Bongonku'nun Silivri'de kaçak çiftlik inşa ettiğini tespit etti. Golf sahasıyla havuzlu villanın da yer aldığı çiftliğin sahibi Bongonku'yu Erdoğan sarayda ağırlamış. Tabii yani öyle bunların gelişir şey değil yani öyle rastgele değil yani bir şekilde gelmiş yani Ümmetliğin lideri bu adamı sarayda ağırladığına göre Türkiye'de çok ciddi iltifatlara e, maruz kalmış bu adam onun da bir neticesi olarak bu sadece gördüğümüz bir tane çiftlik kurmuş o çiftlikte kaçakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu tespit etmiş e şimdi bunlar niye bunu işte biz sadece Burkina Faso görüyoruz kim bilir daha kaç tane ülke var. Bunlar şimdi biliyorsunuz Afrika ülkelerinden falan öyle saçma sapan işte hukukun olmadığı yerlerden işte rüşvetle müşvetle adam kaçırıyorlar biliyorsunuz. Türkiye'ye getiriyorlar işte FETÖ'cüleri yakaladık çok büyük operasyon falan diye öğretmen adam yani orada. Neyse getiriyor böyle çok büyük bir devlet düşmanını yakaladık falan diye. Bunun bir, tabii bir karşılığı var. Orada ne yapıyor? Rüşvet veriyor. Onun karşılığında da diyor ki sen diyor gel diyor biz sana bir de orada diyor şöyle bir 3-5 dönüm şey verelim orada golf molf yap orada yapacağını istediğin gibi falan diyor. Onda iyi diyor o zaman teslim ediyorlar adamı falan. Bu işler çerçevesinde böyle işte adamlar geliyorlar Türkiye'ye. Budur yani ben ben buna bağlıyorum. Evet şimdi bir tane adam var bunu biliyorsunuz Özgür Turhan diye. Çıktı bir stand up'ında ne zaman yaptığını da bilmiyoruz yani. Bir espri yaptı orada. Stand up bu adam humorist. Neyse yapar yani bunu tamam mı? Tylot'u içince kendimi çok mutlu hissediyorum. İnanılmaz huzurlu hissediyorum. İnternetten araştırdım lan dedim. Niye böyle hissediyorum? Tylot'un içinde kokain olduğuna dair bazı iddialar varmış. Ben taylotun uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü hiç Süleyman Soli'la fotoğrafını görmedim. Orada işte Tylhot diye bir yani bu hasta olduğumuzda Türkiye'de hala var demek ki işte katıyordun, içiyordun onu böyle sana gerçekten iyi geliyor falan. İşte e, orada onunla alakalı bir espri yapıyordu ki onun içinde diyor işte kokain olduğunu söylüyorlar falan diyor. Ben inanmıyorum diyor çünkü Süleyman Soylu'yu da bir fotoğrafını görmedim ben falan diye böyle. Espri bu espriyi diyor üç ay önce yapsaydım içerideydim zamanlama önemlidir falan diyor. Espri bitti gitti yani tamam mı? Ya Türk şeyde Fransa'da her gün işte saat 9'da TFN'de siyasileri eleştiren, taklit eden tamam mı? Onlar bir program var mesela. Ve sadece orada değil. Her zaman olur yani. Bu hiçbir tane işte Macron'udur bilmem nesi de çıkıp işte siz beni nasıl taklit edersiniz, beni itibarsızlaştırırsınız falan demez yani. Dese zaten bir daha komik duruma düşer. Şimdi bu şeyden sonra arkadaşlar Gestapo şefi kokain şakasına çok kızmış. komedyen ve FETÖ diyen diye tamam mı? Tweet atıyor hıyar. Hayatım boyunca ülkeme bir saniye. Şöyle yapacağım. Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım. Anti emperyalist olmuş. Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere siyasi uzantısı belli, güya komedyen, Oğlum niye bu kadar içerliyorsun? Hıyar. Bir espri yaptı. Güldü geçti insanlar. Bitti gitti. Hıyar oğlu hıyar. Bak adam hadi protestolara falan karşı çıkıyorlar bunlar. Yani bir espri bile yapamıyorsun yani ülkede işte sanat bilmem ne falan değil mi? Bunlar böyle gelişir. Adam ona bile dayanamıyor yani. Komedyen ve FETÖ'den üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılana neden olan tutumunu tekrar edeyim saldırı burada kendisi de bir saldırı görüyor. E öyle. Bütün pezevenk bütün uyuşturucu tacirleriyle fotoğrafın selfin var. Yok mu? Var değil mi? Demek ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Veya duman olmayan yerden ateş öyle bir şeydi. Demek ki insanlar böyle düşünüyorsa, insanları böyle düşündürdüğüne göre demek ki bir şey var değil mi? Bir tane değil, iki tane, beş tane değil, on tane değil. 199 tane fotoğrafın çıktı. Hepsi de Uyuşturucu kaçakçısı, insan kaçakçısı, it, kopuk, puş, tecavüzcü adamlar. Yalan mı yani? Amerika Gazze'de katildir. Ne alakası var lan? Adam bir espri yaptı. Tamam, bak. Amerika Gazze'de katildir, İsrail Gazze'de katildir, pkk de teröristtir, işbirlikçileri de teröristtir. Ne alakası var? Bir de Türk bayrağı al. Oh, oh derken iyiydi sen değil mi? Bak, bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem, Necat Uygur, Hilal... Halit tepe, Kemal Sunal'a haksızlık ederim. Biz de seni siyaset adamı diye, adam bile değilsin, siyaset adamı diye şikayet etsek, değil mi? Böyle oh oh gibi garip garip hallere, şekillere bürünen senin gibi bir malı. Değil mi? Kendimize hakaret alır. Kime şikayet edelim? Kapandı. Onun için şifa diliyorum. Bir de çok şey. Şifa diliyorum. <laughs> Sen yani İçişleri Bakanı falan hala olsaydı bu elinden geleni ardına koymazdı böyle o ufak bir şey için böyle onu takip ettirir ismini adresini paylaştırır trollerine o trolleri onu alıp işte ondan sonra linç ettirir dövdürür adamı falan hala yapabilirler yani başka da bitsin arkadaşlar haberlerimiz bitsin ben de gideyim siz de kendinize iyi bakın özgür olun özgür kalın anlayışınızdan öpüyorum sağlık ve afiyetle canım dostlarım